Muratpaşa Belediyesi'nin Falez Yaşlı Evi üyeleri 21 Eylül Dünya Alzheimer gününde Japon mantık bulmaca oyunu Futoshiki çözdü. Belediyenin yaşlı evlerinde devam eden zeka oyunları kurslarıyla 60 yaş ve üstü kent sakinlerinin Alzheimer, demans gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltması hedefleniyor. Dünya Yaşlı Örgütü'nün Yaşlı Dostu Kentler ve Toplumlar Ağı üyesi olan Muratpaşa Belediyesi, yaşlı evlerinde demans ve Alzheimer gibi ileri yaş hastalıklarına yakalanma riskini azaltmak için zeka oyunları kursları düzenliyor. Haftanın belli günlerinde 60 yaş ve üstü üyelerimize zeka oyunları ve satranç konusunda hizmet veriyoruz. Bizim zeka oyunları programındaki temel hedefimiz düşünsel becerileri geliştirmek. Oyunlardaki temel hedef bu ve kurslara katılan kıdemli kent sakinleri her biri özel stratejiye sahip oyunlar seviyesinde zeka, hafıza, motivasyon ve kavrama yeteneklerini diri tutuyor. Dolayısıyla beynin farklı bölgelerini uyarmak. Bu uyaranları her farklı bölgeyi uyarmak için farklı oyunlar seçiyoruz. Bunların içerisinde Sudoku var, Futoshiki var, kutu oyunlarımız var. İşte ve herkesin çok severek oynadığı bazı oyunlar var. Yahtzi, Domino, Dama gibi oyunlarımız. Her oyunun farklı bir öğretisi, farklı bir stratejisi ve beynin farklı bölgelerini uyaran etkisi vardır. Muratpaşa Belediyesi'nin farklı mahallelerde 4 yaşlı evi bulunurken Fener Yaşlı Evi üyeleri 21 Eylül Dünya Alzheimer gününde yeni bir oyunla tanıştı. Çıkmış ve dünyaya yayılmış bir beyin jimnastiği oyunudur. Ama anlamı da şudur, Sudoku için sayı yerleştir. Yaşlılar Antalya'nın Falez Bandı üzerinde yer alan yaşlı evinde Japonca eşitsizlik anlamına gelen mantık bulmaca oyunu Futoshiki çözdü. Haftanın belirli günlerinde yaşlı evi üyelerine yönelik gerçekleştirilen zeka oyunları ve satranç kurslarına ilgi hayli yoğun oluyor. Oyunlara katılanlardan birisi de Nezihat Erdemir. Bugün de yeni bir Alzheimer ile ilgili bir konu üzerine mesaj aldım belediyemizden. İlgimi çekti. Seminer şeklinde sandım. Ama daha farklı bir şeymiş. Benim hiç bilmediğim bir konuydu bunlar. Bilmiyordum. Futoshiki ve Sudoku diye bir bölümdü. Ondan sonra ilgilendim. Yazıldım da kursuna. Geleceğim. Özellikle emekli olduktan sonra yapacak bir işi kalmadığını belirten birçok kişi oynanan bu oyunlar sayesinde hem zaman geçiriyor hem sağlık yönünden pozitif bir enerjiye sahip oluyor.